Esselamun aleyküm. Bu videoda Google'ın neredeyse bütün Android telefonlarda yüklü olarak gelen klavye uygulaması olan Keyboard'un belirli bir süre kullandıktan sonra yavaşladığı durumlar oluyor. Bunları nasıl çözebiliriz? Yavaşlayan klavyeyi nasıl hızlandırabiliriz? Bunu göstermeye çalışacağım. Normalde ilk telefonu kurduğumuzda klavyede herhangi bir yavaşlama olmuyor. Ancak yazdıkça, yazdığımız kelimeleri hatırladıkça klavye belirli bir süre sonra 2 ay, 3 ay sonra yavaşlamaya başlıyor. Mesela yazıyoruz. Herhangi bir şey yazıyoruz. Bir yavaş yavaş yazıyor. Sonra hızlanıyor. Sonra yazdıklarımız biraz daha geriden geliyor. Bu tür sorunlarla karşılaşan birçok arkadaşımız var. Bunun çözümünü göstermeye çalışacağım. Benim de başıma geldi. Mi 10 Pro kullanıyorum. Snapdragon 865'li bir telefon. Ancak yazdığım yazı arkadan gelmeye, ayrıca bir süre sonra yazmayıp hızlı hızlı yazmaya başladığını gördüm. Bu problemin çözümü çok basit. Buradan çıkalım. Telefonumuzun ayarlar kısmına gelip burada aşağıda uygulamalar var. Burayı açalım. Uygulamaları yönet yazan kısma girelim. Burada telefonumuzdaki uygulamalar sıralanacak. Üst kısma Keyboard yazıyorum. Google'ın klavyesi çıkıyor. Seçiyorum. Burada verileri temizle kısmı var sağ altta. Buraya tıklıyoruz. Önce ön belleği temizle diyoruz. Tamam diyoruz. Sonrasında tüm verileri temizle kısmı var. Tüm verileri temizle diyeceğiz. Tüm veriler silindiği zaman normalde klavye sizin yazınızı öğrendiği için sizin yazmak istediğiniz kelimeleri üstte öneriyordu. Bunlar silinebilir ama klavyemin yavaş olmasındansa onların silinmesi benim tercihimdir. Buradan tamam diyorum ve tamamdır. Sorunumuz çözülüyor. Tekrar çıkıp klavyenizi denediğiniz zaman hiç takılmadan çok hızlı bir şekilde kurulduğunu göreceksiniz. Verileri temizlediğimiz için telefonun ilk kurulum aşamasındaki klavye karşımıza çıkıyor. Bunu da klavyenin üstündeki şuradaki ayarlar tuşuna basıp buradan öncelikle dillere tıklayıp Türkçe diyor seçip buradan Türkçe Q'yu seçerseniz Türkçe harfler geliyor. Bunu da kaldırın. Bitti diyorum. Türkçe harflerim geldi. Büyüklüğünü küçüklüğünü ayarlamak için de yine ayarlara gelip buradan tercihler kısmından ne istiyorsanız, rakam satır eklemek istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Diğer bütün değişiklikleri buradan yapabilirsiniz. Gösterdiğim yöntemle klavyeniz ilk günkü hızına geri dönecek. Bu videomda bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet.